Değerli Balcılı köylüler, sevgili köydaşlarım, bir memleket sevdalısı ile yine birlikteyiz. Şu an köyümüz Balcılı Husikar Mahallesi Pungar'ında bulunuyoruz. Burası bilindiği üzere muhabbetin her zaman her daim bol olduğu bir yer. Ve burada yine Husikarlı Bahçelagil Hanesi'nden bir memleket sevdalısı, bir memleket aşığı ve yaptığı hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür edilecek derecede hizmeti bulunan Şerafettin Polat ile beraberiz. Şerafettin Bey, siz bir memleket sevdalısı olarak zannedersem 3 yıldır buradasınız ve memlekete hizmetlerde bulundunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, ilk önce ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben 3 senedir evet buradayım. Yalnız şu memleket sevdalısı olarak çok sevdalıyım bu memleketime. İyi ki gelmişim. O da benim için çok büyük bir şans. Hem çalışıyorum. Yusuf Eline ayrıten bir hizmet yapıyorum. Evet. Ayrıten köyüme de hizmet yapıyorum. Köyümde evet. Çok güzel bir dedemden kalan, atalarımdan kalan 85 yıllık bir evimi çok güzel bir donattım. Ne güzel. Sülalemle, ailemle beraber yazın geliyorlar işte bir iki aylarına geliyorlar. Burada güzel bir istirahatini, tatilini yapıp gidiyorlar. Yalnız bu arada herkesin de aynı bu şekilde gelmesini tavsiye ediyorum. Artık benim belirli bir yaşta, bizim gibi bu yaşlarda 55-60'a doğru giden insanlar için de artık köylerine, memleketine, sevda vermesine davet ediyorum. Gelsinler, hakikaten burada ömür var, güzellik var. Evet. Yeşillik var, doğa var. Bizim için artık büyük şehirlerde biraz daha sıkıntılar başladı. Onun için memleketimiz çok güzel bir şey. Gelsinler, benim de elimden geldiği kadar yardım edebileceğim bir şey varsa ben burada hazırım. Yeter ki gelsinler. Memleket sevdalısı, aşıklığı bir başka bir şey. Evet. Şimdi insanlarımız büyük şehirlerde bu koronanın sıkıntısı, egzoz dumanları, gürültü, patırtı, yeşil yok, beton çok. Sıkıntı içerisinde belirli bir yaştan sonra aşağı yukarı 50'li 60'lı yaşlardan sonra insan doğayı özlüyor, toprağa sevda veriyor. Haliyle onlar da nerede var? Memleketimizde var, köyümüzde var. Onları buraya davet ediyoruz. Siz bu konuda ne dersiniz? Bu imkanı olan, maddi durumu olan, zamanı olan emeklilerimizin köye dönüşleri konusunda ne söylersiniz? Ya şöyle, zannedersem herkesin zamanı var, imkanı da var. Yani biz bu yaştan İstemek sonra, lazım, tabii yani önemli olan içeriden bir şey olması evet. lazım. Yoksa yani ben bu yaştan sonra bir fabrikatör olmayacağım, yani, bir iş adamı da olmayacağım. Zengin de olurum. Zengin de olmayacağım. Sadece benim sağlıklı besim, sağlıklı yaşam için memlekete herkesi davet ediyorum. Çok bak ben şu anda Yusufeli'nde çalıştığım halde, cumartesi akşamını nasıl getireceğim diye onun hesabını yapıyorum. Bir hane olarak tek haneyi duruyorum bu mahallede şu anda. Ama hiç kimse misafirim de eksik olmuyor. Gidenim gelenim de oluyor. Mutluyum da. Evet. Çıkıyorum buraya iki gün buradaki aldığım bu hava, bu güzellik, bu yeşillik bana yetiyor. Bir hafta yetiyor. Ne güzel, ne güzel. Onun için herkesi buraya davet ediyorum. Gelin, memleketinize gelin. İki ay da olsa, 15 gün de olsa, bir ay da olsa gelin. Bakın şu anda bizim mahallede Bayram kardeşimiz bir şeyler yaptı. Burada Yılmaz kardeşimiz yaptı. İnşallah seneye Dursun kardeşimiz de gelecek. Müsennif de gelecek. Biraz daha canlanacak. Sen tek başına bir hiç olmayan bir yerde bir canlılık yaptın. Bir ev yaptın. Suyunu getirdin, yolunu getirdin. Bu ne demektir biliyor musun? Memleket sevdalısı böyle bir şey işte. Evet. Onun için herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel. Biz de bu memleket sevdalılarına teşekkür ediyoruz. Sana da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Buraya gelip de yatırım yapmak isteyen, evlerini düzenlemek isteyen, imkanlarını değerlendirmek isteyen herkese gördüğüm kadarıyla çok yardımcı oluyorsun. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve diyoruz ki sevgili Balcılı köylüler, köydaşlarım, laf değil icraat yapmak lazım. Boşuna şehirlerde konuşaraktan zaman kaybetmeyelim. İmkanı olan
maddi durumu olan, sağlığı yerinde olan herkes gelsin. Sağlık burada korunuyor, şehirde değil. Hepinize iyi günler dilerim.